Çok güzel bir popcorn almak için arkadaşlar sponsorumuz mmovip.com'dan alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken küçük harflerle OG-X indirim kodunu kullanarak %6 indirim almak olacaktır. Herhangi bir sorunuz varsa lütfen bana yazın. Videomuza size iyi seyirler diliyorum. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün Selvik'te yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda size 58.000 coins'e nasıl 360.000 coins değerinde paket açabilirsiniz. Bunu göstereceğim arkadaşlar. Bu yöntem bütün platformlarda çalışıyor. Ancak benim dediğim 58.000 coin sadece PlayStation 4 fiyatı olarak geçerli. O yüzden diğer konsollardaki fiyatlarını bilmediğim için ve ben de PlayStation 4'te oynadığım için başta 58.000 coin yapmak durumundayım. Büyük ihtimal Xbox'ta daha ucuzdur. Bilgisayarda çok azıcık daha pahalı olabilir. PlayStation 3 ve Xbox 360 hakkında bilgim yok ama Xbox One'da buna 58 kadar daha ucuza geleceğini düşünüyorum arkadaşlar. Evet, şimdi Serbik'te bunu gerçekleştireceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki bu çizgili altı çizgili paketler gitti arkadaşlar. Bu da benim aklıma birazcık hani geç geldi video çekmek için. Normalde dün çekecektim ama çok gece kalır diye bugüne artık kısmet oldu. Bu cumartesi günü arkadaşlar Once to Watch, yeni Once to Watch kartları çıkacak. Yani biliyorsunuz bu çıkan siyah kartlar, siyah denizler, renkli benim için siyah denizler hatırlamıyorsam. Hani bu yeni transfer olan kartlar için çıkmıştı. Midik için, Mane için, Dembele için olan kartlar çıkmıştı. Once to Watch, Bale için de çıkmıştı aynı şekilde. Tekrardan bu yani ayın 3'ünde, Şubat'ın 3'ünde tekrardan çıkacak. Belki özel paket gelebilir, belki altı çizgili olur. Bakın tamamen şu an hiç bilmiyorum özel paket çıkar mı çıkmaz mı, çizgili olur mu olmaz mı. Bunun hakkında hiç bilgim yok ama çizgili paket olursa zaten karın dibine vuracağız arkadaşlar. Ben size tavsiyem hani bu hafta Team of the Week çok iyi. İsterseniz bu paketleri şimdi açın Team of the Week iyi olduğu için. İsterseniz de renkli kombinasyonu da nasıl yapıldığını eğer tam olarak kafanıza yattıysa ya yapmak istiyorsanız onu da cumartesi gününe kadar bekleyin. Yani dediğim gibi tam olarak hatırlamıyorum Once the Watch'ları böyle altı çizgili şey çıkmış mı çıkmamış mıydı. Ama çıkarsa yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu arada dediğim gibi kanaldaki aktifinizden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Son videomuzda da arkadaşlar 800 beğeni geldi. Ondan öncekilerde hep 1000 abonacında 1200, 1300 falan gerçekten çok güzel ilerliyoruz arkadaşlar. Bu videoda da toplam yaklaşık 4 saatlik bir emek harcadım arkadaşlar. Sizler için en iyilerini derledim. En iyi kadroları derledim. Şimdi sizlerle birlikte dilerseniz videoya geçelim. Sizlerden tekrardan arkadaşlar 1000 beğeni bekliyorum. Çok basit bir şey. Sadece 2 saniyenizi ayırıyor ama bu bana ayırmış olduğunuz 2 saniye bana bir sonraki videolar için inanılmaz motivasyon veriyor arkadaşlar. O yüzden sizlerden tek ricam lütfen ama lütfen videomuzu beğenmeyi unutmayın. Tekrardan şu 1000 beğeni averajını geçelim. Bu arada yeniseniz de abone olabilirsiniz ve haydi bakalım videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi Ultimate Team menüsüne geldik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi single player'a ve bizim bu videoda işimize yarayacak olan squad building challenges, yani kadro kurma görevlerine giriyoruz. Bu kadro kurma görevlerinde arkadaşlar her ne kadar güzel squad building, yani kadro kurma görevleri olsa da bazıları bizim işimize çok görüyor ve inanılmaz karlı bir duruma geliyor. Buradan üstten advanced kısmı, yani Türkçesi nasıl bilmiyorum ben UC oyun olduğu için. Buradan arkadaşlar bu Hybrid Nations ve League and Nation Hybrid ve Hybrid Leagues'ler arkadaşlar tamamen bizim işimize yarayan squad building challenge'lar var. Öncelikle Hybrid Nations'dan başlıyorum arkadaşlar. Burada görmüş olduğunuz gibi 4 tane challenge var. İlk challenge arkadaşlar Premium Gold Players Pack 25k veriyor. İkincisi 45k veriyor. Dördüncüsü 25k veriyor. Üçüncüsü 2 Players Pack veriyor. Bu arkadaşlar normalde olmayan bir şey. Bunda ne kadar coins bedeli olduğunu bilmiyorum. Şimdi dilerseniz başlayalım. Öncelikle arkadaşlar Quad'da kurmanız gereken kadro, görmüş olduğunuz gibi ekrandaki kadro size şöyle göstereyim arkadaşlar. İlk dayımız Del Valle, görmüş olduğunuz gibi Kolombiya'dan. İkincisi Tolosa, üçüncüsü Roa, dördüncüsü arkadaşlar Kayserispor'un yeni transferi Varela, Grenier. Burada arkadaşlar Gonalas Lyon'dan. Sağ kanatta arkadaşlar tekrardan Türkiye liginde oynayan, görüyorsunuz arkadaşlar dayının ismini gördünüz zaten, Selezniyov. Defansta arkadaşlar defansta Kucher, Costa ve kalede Beto arkadaşlar. Bu ilk 11'i yaparak bu challenge'ı tamamlayabilirsiniz. Benim hani en ucuz ve en kolay şekilde yapabildiğim buydu arkadaşlar, açıkça konuşmak gerekirse. Görmüş olduğunuz gibi bu sadece bana 5000 coins'e mal oldu arkadaşlar. 5000 coins karşılığında 25k'lık bir paket açabiliriz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi tamamen 25k paketi 5k yapıyorsunuz. Bir sonraki challenge arkadaşlar Sixers diye bir challenge. Burada arkadaşlar sol kanatta bu Szymanowski, burada Enrich, burada Agra, görmüş olduğunuz gibi Pizzi, Medran, Badelj. Ben burada Rodriguez'i kullandım. Bana bu free pack'ten çıkmıştı. Sizler de bunları deneyebilirsiniz. Sizlere bedava paketten çıkanları. Burada arkadaşlar Tomovic, görmüş olduğunuz gibi. Burada Rajkovic. Burada Astoria arkadaşlar. Ve
Kalemizde ise görmüş olduğunuz gibi Sportello var. Bu kadroda arkadaşlar bana tamamen 5500 coins'e patladı. Ve 5500 coins karşılığında 45K'lık bir hediye paketi var. Bu kadroları seçmemin en büyük sebebi arkadaşlar, bunlar hani bu loyalty olayı var yani, diyorsunuz abi ben yaptım 99'a takıldı falan filan. İşte bu kadrolar arkadaşlar onu istemiyor. Belki şurada isteyebilir, bakın bunu söyleyeyim burada, çünkü bu first owner. O yüzden size buraya first owner ve Argentinli falan bir şekilde koyup bağlayabilirsiniz. Dediğim gibi belki şurada bir loyalty isteyebilir ama isteyeceğini de pek düşünmüyorum arkadaşlar. Şöyle baktığım zaman dediğim gibi burada her türlü kurtarıyorsunuz. Yani bayağı basit bir şekilde bu kadroyu kurabilirsiniz. Yani benim kurabildiğim en iyi ve en rahatlar bunlar arkadaşlar. Sizler de kafanıza hangisi yatıyorsa onu kurabilirsiniz. Bir sonraki arkadaşlar Crazy Eights. Burada da ben tamamen Türkleri kullandım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bu paket karşılığında da size ne veriyor arkadaşlar? 2000 coins ve ne veriyormuş arkadaşlar? 2 rare players pack veriyor. Bu çok fazla iyi bir paket vermiyor ama dediğim gibi elimdeki Türkiye kadrosunu elimden çıkarmak için mecburen bunu kullanıyorum arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunun da bana patlaması 7000 coins. Zaten 7000 coins'in arkadaşlar 2000 coins'in overe ve 5000 coins'te paket açmış oluyorsunuz. Ama dediğim gibi bunun daha ucuzunu da bulabilirsiniz Footed veya Footbin'den bakarsanız. Burada da 10 Nations Hybrid var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bu kadroların en büyük özelliği hiçbir loyalty istemiyor. Sağda arkadaşlar Piaka ya da Piaca, nasıl okuyayım bilmiyorum, Juventus'tan. Forvet'te Zapata. Sağ kanatta Monier. Orta sahada Vecino. Rincon. Rincon alıyorsunuz arkadaşlar. Burada görmüşsünüz gibi Milinkovic Savic var. Sol bekte Radu. Sağ ilk stoperimizde Çirikeş. Hemen onun yanında Cesar. Sağ bekte De Silvestri ve kalede de Skorupski ile bu kadronu tamamlayabiliyorsunuz. Bu kadronun tamamlama değeri 4700 coins. Verdiği paket arkadaşlar 25K'lık bir paket. Bu dördünün arkadaşlar toplam maliyetini ise şöyle söyleyeyim. Görmüş olduğunuz gibi burada verdiği hediye de var. 5000 coins de arkadaşlar kendisi veriyor. 5000 coins'in içine girdiğiniz zaman da burada hediyelerden 2K'da bu veriyor. Toplamda kadroların 7K'sını oyun karşılıyor. Ve bizler de arkadaşlar bu 4 tane koskocaman 4 tane kadro kurma görevinde sadece ama sadece kaç K veriyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Sadece 15K'ya 3 tane 25K, bir tane 45K ve bir tane two rare players pack açıyorsunuz. Normaldeki değeri arkadaşlar sizlere tahmin edebileceğiniz gibi 75 artı 45'ten 120K bile two rare veriyor yanında, o da hediyesi olsun size. 120K'lık paketi arkadaşlar toplamda sadece 15K'ya mal ediyoruz. Hemen bir sonraki League and Nation Hybrid var arkadaşlar burada. Buna giriyorsunuz. Burada arkadaşlar... Evet arkadaşlar, videoda semi pro kısmını çekerken orada yanlış kadroyu kurmuşum, kusura bakmayın, o yüzden şimdi buradan doğruluyorum. Arkadaşlar şu anda ekranda görmüş olduğunuz kadroyu kurarak semi pro görevini tamamlayabilirsiniz. Bu kadro arkadaşlar bayağı ucuza göre zaten hepsi 400'e falan gidiyor, birkaç tanesi 500'e falan gidiyor. Ama dediğim gibi toplamda 5K coins'e bu kadroyu kurabilirsiniz. Sol kanattaki arkadaşlar silver adam yerine oyuna girin. Orada Bundesliga 2 seçin liglerden arkadaşlar. Sol orta saha olarak Alman bir tane sol orta saha aldığınız zaman Bundesliga 2 ikinci liginden zaten olacaktır. Ben arkadaşlar kendime oradan 800 coinlik bir adam aldım, onu koydum. Sizler de belki daha ucuz olarak yapabilirsiniz. O yüzden semi pro kısmı videoda hata olduğu için semi pro kısmını da bu şekilde koydum ve şimdi izlemeye devam ediyoruz. Bu kadrodan bahsediyoruz. Profesyonele geçiyoruz arkadaşlar. Profesyonelde ben bu şekilde yaptım. Forvet'e hemen geçelim. Forvet'te Kevin Volland var. Sol kanatta arkadaşlar Brandt var. Hemen sol bekli Schmelzer'le bu üçünü bağlamış durumdayım. Orta saha üçlümde arkadaşlar Costa. Bu dayı normalde cam galiba. Cam CF veya ST de olabilir bu dayı. Yani bunu CF yapın arkadaşlar. Toplam 200 coins'e falan mal oluyor. Belushi. Hemen sağında Gago. Sağ kanadımızda Sané. Arkasında Zabaleta. Stoper hattında ise Gomez, Fontas ve kalede Casillas var arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Bunda bize vermiş olduğu paket 25K'lık paket. Bizim bunu maliyetimiz sadece 6500 coins. Dediğim gibi ben bazen direkt buy-now attım arkadaşlar. Sizlerle direkt bitle falan yaparsanız daha ucuz yapabilirsiniz. Dediğim gibi şu ana kadar olan göstermiş olduğum 6 tane kadroda hiçbirine loyalty istemiyordu. Ancak arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu world class olan da ve bu legendary olan da arkadaşlar loyalty istiyor. Loyalty nedir arkadaşlar? Ya oyuncunun sizin kulübünüzden çıkması lazım tam kimya oynaması için veya bu oyuncuyla bir oyuncuyla 10 maç yapmanız lazım ki loyalty'niz tam olsun. Eğer diyelim ki sizler de benim gibi yeni bir hesap açtıysanız arkadaşlar ve loyalty'yi tamamlamak istiyorsanız yapmanız gereken çok kolay şeyler var. Öncelikle size burada göstermiş olduğum world class kadrosu, bakın arkadaşlar world class kadrosunu şöyle bir göstereyim. Icardi, Rodrigo Palacio, Ganso,
Andre Andre'nin CDM yapıyorsunuz Andre Andre'yi. Danilo Pereira zaten CDM. Forvet arkası Dele Alli. Sol bek Rose. Defans hattı Martin L. Martin Skjørtel mi Skjørtel neyse işte. Kajer. Kalede arkadaşlar Danimarka'dan Oğuzhurt diye bir dayı ve sağ bekte de Sevilla'dan Mariano var. Şimdi buradaki en önemli nokta şu arkadaşlar, buradaki oyuncuları marketten alırken hepsinin toplamda 10 tane kontratı olduğuna dikkat edin. Mesela ben aldığım zaman arkadaşlar hepsinin bayağı kontratı vardı. O yüzden ben bunları kullanmama rağmen görmüş olduğunuz gibi hala bu dayılar kontratlı bir şekilde var. Yani marketten 7 kontratlı değil de 10 kontratlı alın. Şimdi ben sizlere arkadaşlar bunları nasıl loyalty yapabileceğinizi göstereceğim. Legendary kadrosuna da geçelim. Legendary kadrosunda da arkadaşlar böyle bir fantastik bir takım kurdum oynamak için. En ucuzunu ben bu şekilde kurabildim. Sizler de nasıl kurarsanız kurun ama zaten verdiği paket 50K'lık paket olduğu için inanılmaz fantastik ucuza gelecek. Sol kanatta Nani, arkasında arkadaşlar Bernardo değil, o Monaco'da oynuyordu. Adrian Silva, sol bekte Fabio Quartararo, forvette Robin van Persie, forvet arkası Wesley Sneijder, sağ kanat arkadaşlar Berardi, arkasında Pirlo, sağ bek Abate, defans hattı Gabriel Marquinhos, kalede ise Julio Cesar. Bu kadroyu kurdum. Bu kadroda arkadaşlar loyalty istiyor. Hepsi hem de bütün oyuncularda loyalty yapmanız gerekiyor. Yani ya 11 oyuncuyla paketten çıkaracaksınız ya da bu 11 oyuncuyla maç yapacaksınız. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Normalde bu 60K'ya patlıyor. Eğer arkadaşlar siz bu topçularla sırasıyla, mesela ben şimdi size göstereyim. Hemen göstereyim. Öncelikle bu iki tane. Sadece bu videoda göreceklerinizde sadece bu iki tanesi için bunlar geçerli. Ve onlar da 50K ve 25K veren paketler. Öncelikle arkadaşlar ilk kadro bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. İkinci kadroyu da size göstereyim. İkinci kadromuzda arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Bunlar arkadaşlar 10 maç yapmanız gerekiyor. Ya isterseniz arkadaşlar Division 10'dan başlayın. Yani yeni bir hesap açın. Division 10'dan başlayın. Teker teker bunlarla 20 maç yapın. 20 maç yaptığınız zaman elinize gelecek coins 9000 coins. Yani toplamda 51K'ya bu challenge'ı tamamlayabilirsiniz eğer 20 maçı da yaparsanız. Diyelim ki 20 maçı yapmadınız ve hiçbir arkadaşınız yok. O zaman 60K yaparsınız arkadaşlar bunu. Ama eğer bir arkadaşınız varsa bunu en kolay şekilde halletmek istiyorsanız arkadaşlar, şimdi size bir yöntem söyleyeceğim ve toplamda 57.400 coins'e 360.000 coins'lik paket açabileceksiniz. Şimdi arkadaşlar sizin 3 yöntemi de göstereyim size. İlki dediğim gibi ya bu kadrolarla gireceksiniz abi, 10 tane maç yapacaksınız. Tanesiyle 10 tane, bir kadrolu 10 tane, bir kadrolu 10 tane. Toplamda 20 tane maç yapacaksınız. Veya arkadaşlar şöyle bir şey yapacaksınız. Yalnız ondan önce şunu da bir şey göstermek istiyorum. Tekrardan geçelim. Şu şekilde. Squad building'e geldiğiniz zaman arkadaşlar bir tane de şuradan yapacağız. Hybrid Leagues'lerde şu en sonuncusu Starting Eleven. Bu da 25K veriyor. Bu kadroyu da arkadaşlar kurabilirsiniz. Bu kadroda da şöyle bir şey var. Bakın burada Gomez var arkadaşlar. Burada Ferreira var. Burada De Blasis var. Sağ kanatta Salvio. Orta saha Cambiasso var. Zuculuni var. Sol kanatta Piatti. Defans attı Cuesta mı ne? Funes Mori. Barasso. Kalede Guzman arkadaşlar. Bu 11 dediğim gibi bunu tamamlıyor ama bu 11'in tek bir sıkıntısı var. Buradan 3 tane oyuncunuzun loyalty ile olması gerekiyor. Yani buradan 3 tane oyuncu belirleyin. Benim belirlediğim oyuncular arkadaşlar bu. Görmüş olduğunuz gibi Gomez, Salvio ve Cambiasso. Ben bu 3 tane oyuncuyla da 10 maç yapmayı kafamda belirledim. Şimdi sizlere arkadaşlar bunları nasıl hızlı bir şekilde yapabileceğinizi göstereceğim. 2 tane yöntem var. Dilerseniz ilkiyle başlayalım. Tek kişilik yöntem bu. Tek kişilik yöntem sayesinde toplam 57.400 coins'e 360K'lık paket açabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar hemen geliyoruz. Öncelikle yapmanız gereken şey arkadaşlar single player'a gelmek ve buradan Team of the Week'e basmak. Dediğim gibi bu tamamen tek kişiyseniz geçerli. Team of the Week'e bastıktan sonra o start düğmesine basıp buradan beginner'ı seçin arkadaşlar ve hemen maça başlayacağız ama bir dakika, doğru kadroyu seçtim seçmedim ona bakmam lazım. Ona bakmamız lazım. Hangisiyle yapmak istiyorsanız siz onu seçeceksiniz ama arkadaşlar ben şimdi size bir taktik daha vereceğim. Şimdi görmüş olduğunuz gibi bende bu kadro var arkadaşlar ve bu 3 tane oyuncuyu da ben demiştim ki bunları loyalty yapacağım. Şimdi arkadaşlar ben ayrı ayrı yapmamak için bununla 10 maç yaparken bunları da yedekten sokup bunların da loyalty'lerini fulleyeceğim. Yani bunlarla 10 maç yaparken bunları da yedekten sokarsanız ikisini de aynı anda bitirmiş olursunuz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi ben burada arkadaşlar bunun o hepsine 9'ar maç yaptım sizlere göstermek için son maçı olup olmayacağı hakkında. Görmüş olduğunuz gibi bunların arkadaşlar hepsinin 9 maçı bulunmakta. Şimdi tek kişiyseniz ve arkadaşınız yoksa yapmanız gereken şeyi göstereceğim. Buradan Team of the Week'e geliyorsunuz arkadaşlar, haftanın takımına. Dediğim gibi Starter'da Options PlayStation kumandasında Beginner diyorsunuz. Basıyorsunuz arkadaşlar, giriyorsunuz maça arkadaşlar. Bu kadar basit, dediğim gibi. Çok basit bir yöntem. Daha bir sürü SBC göstereceğim size. Toplamda 360K'lık paket açabileceksiniz. Direkt maça başlıyoruz arkadaşlar.
Hemen maçın başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte. Dediğim gibi bayağı basit bir yöntem. Yeni hesap açıp bunları deneyebilirsiniz. Ben bunları çoğu kardeşimizin yapmadığını gördüm. Yapan arkadaşlarımız da olabilir, yapmayan da olabilir ama ben size en karlarını topladım ve daha bir sürü SBC göstereceğim. Şimdi sizlere şu loyalty olayını nasıl halledebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar maç normal başladı görmüş olduğunuz gibi. Start'a basıyorsunuz. Start'a bastıktan sonra o kadroda dediğim gibi 3 tane oyuncunun loyalty'si tam olması gerektiği için şuradan arkadaşlar Gomez'e Cambiasso'yu ve şimdi arkadaşlar Gomez, Cambiasso ve Salvio'yu arkadaşlar gördüğünüz gibi yedeklerden sokuyorsunuz. Çıkıyorsunuz şimdi topu Taca gönderiyoruz arkadaşlar. Topu Taca gönderdikten sonra oyuncularımız şu anda arkadaşlar oyunda. Sol üstten zaten oyuncu eşliklerini görebilirsiniz. Görmüş olduğunuz gibi oyuncularımız da değişti. Şimdi Start'a basıyorsunuz arkadaşlar. PlayStation'daysanız direkt zaten bir kere PlayStation tuşuna basmanız yeterli olabilir. Veya basılı tutarsanız şu sol üstten uygulamayı kapat yapıyorsunuz. Bunu bilgisayardaki kardeşlerim nasıl yapacak bilmiyorum ama bilgisayardaki kardeşlerim de ikinci yöntemden yararlanabilirler. Uygulamayı kapat yapıyorsunuz arkadaşlar. Uygulamayı kapat yaptıktan sonra şimdi sizlerle birlikte oyunu tekrardan açacağız. Bu yöntemin en önemli özelliği tek kişi yaparken bu yöntemde size maçtan çıktığınız halde mağlubiyet vermemesi ve bu oyuncularla 10 maç yapmış olarak sayması. Bu dediğim gibi olayın en mantıklı ve en karlı vakası arkadaşlar. Şimdi sizlerin gözü önünde bunu tamamlayacağız. Bekliyoruz arkadaşlar Marco Reus'a. Dediğim gibi tek kişiyseniz arkadaşlar, tek kişiyseniz 60k. Eğer bir arkadaşınız varsa 57.400, bütün maçları yaparsanız 51.000 coin ise bu olaydan çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Oyuna başlayalım. Sizler de görün. Hiçbir klibi falan kesmeyeceğim. Sizin tek istediğim rahatça güzelce anlamanız ve bu güzel gelen paketleri açmanız arkadaşlar. Ben başka bir isteğim yok. Şimdi yükleniyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Ha gayret ve bu o challenge arkadaşlar, yani o dörtlüde hibrit ve lig olan da semi pro 5000 coins, profesyonel 6500 coins, world class 8200 coins ve legendary 13000 coins'e mal oluyor. Toplamda vermiş olduğu hediyeler 12500'lük paket, bir tane 50k'lık paket, iki tane 25k'lık paket ve 15500 coins bonus veriyor arkadaşlar. Bunun en önemli özelliği de şu: siz toplamda 17200 coins'e 50k'lık, iki tane 25k'lık ve bir tane 12500'lük paket açmış oluyorsunuz. Şimdi tekrardan girdik arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Ultimate Team'e. Bekliyoruz açılmasını. Ultimate Team'imiz arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi yüklendi. Şimdi buradan Squad kısmına geliyorsunuz ve Squad kısmına geldiğiniz zaman arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şimdi hepsine bakacağız sizlerle birlikte. Görmüş olduğunuz gibi Icardi arkadaşlar artık 10 maç yapmış oluyor ve görmüş olduğunuz gibi bu dayılarda 10 maç yapmış oluyor. Şimdi bunu yaptıktan sonra dilerseniz şimdi bir bakalım. Bakalım loyalty sıkıntısı çıkacak mı çıkmayacak mı? Bu şekilde 10 kere gir çık yaparak tamamlayabilirsiniz. Veya şimdi benim size göstermiş olduğum yöntemle de yapabilirsiniz. League and Nations'a giriyoruz. World Class galiba. Şöyle bir bakalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi 10 maç yaptığımız için kabul etti. Ve şu anda herhangi bir challenge sıkıntısı yaşamıyoruz. Profesyonelde zaten bir sıkıntı yoktu arkadaşlar hatırlayacağınız gibi. Şimdi tek sıkıntımız ne? Legendary kaldı. Bu Legendary'li kadroyla da az önce gösterdiğim gibi 10 maç yapabilirsiniz veya şimdi göstermiş olduğum toplamda 57.400 coins'e bir arkadaşınızla birlikte yapabileceğiniz yöntemi göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar buradan Friendly Seasons, yani online'dan arkadaşlarla maça giriyorsunuz. Arkadaşlarla maça girdikten sonra bana şu an videoda yardım edecek olan Yiğit Gündoğdu kardeşim sizlerin göz önünde bana yardımını edecek. Şuradan öncelikle Squad Selector'dan kadromuzu değiştirelim. Yeni kadromuz, yani kasmak istediğimiz kadromuz bu kadro. Şimdi davetimizi atıyoruz arkadaşımıza ve yapmanız gereken şeyleri size adım adım anlatacağım. Öncelikle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar maçı davetimizi attık ve arkadaşınızın gelmesini bekleyeceksiniz. Bu yöntemle arkadaşlar dediğim gibi 2400 coins daha karlı bir şekilde yapabilirsiniz. Toplamda 57.400'e patlar. 2600 coins daha ucuz, 57.400'e patlar. Şu anda görmüş olduğunuz gibi arkadaşımız, yani Yiğit kardeşim geldi. X'e basıyoruz. Maçımızın başlamasını bekliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi bu arada bunu arkadaşınızla fake hesapla yapın ki bunu yapan arkadaşınıza lose gitmesin. Zaten yapana win gitmiyor ama en azından maçtan çıkacak olan kardeşimize lose gitmesin. Buradaki önemli olay da şu arkadaşlar. Bu olayı siz yapacağınız için öncelikle sizin öne geçmeniz lazım. İster golü siz atın, ister arkadaşınız kendi kalesine atsın fark etmez. Ama maçtan 5. dakikada çıkın. Maçta neden 5. dakikada çıkın diyorum arkadaşlar. Çünkü 5. dakikada çıkarsanız size vereceği coins 130 coins arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi ben şimdi Yiğit'e şöyle topu atıyorum.
kendi kalesine golü atacak arkadaşlar dakika 5'te. Dakika 5'te atınca dediğim gibi 130 coins veriyor. Şimdi bekleyelim hatta şöyle dakika 5'e kadar. Toplamda 130 coins karşılığında arkadaşlar bu maçı bitireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi hatta şimdi bile çıksa olur. Bakalım dakika 1'de çıksa kaç verecek. Ama dediğim gibi dakika 5'te çıkarsa arkadaşlar verecek coins 130'dur. Şimdi diyelim de ilk dakikalarda çıktınız. Hani 5'e kadar bekleseniz daha iyi olur. Zaten burada arkadaşlar görüyorsunuz ki benim şu anda coin boost'um var. Coin boost'u 200 vermiş. Bunu çıkardığınız zaman 105 kalıyor. Yani 1 dakikada çıkarsanız 105, 5. dakikada çıkarsanız 130 geliyor. Benim set ver şeyim yani 5. dakikada çıkın abi 20 coin 20 coin'dir. 400 coin 400 coin'dir yani öyle hesap edin. Çıktıktan sonra arkadaşlar şimdi kadromuza gidiyoruz. Kadromuza hemen şöyle gelelim. Ve kadromuza geldik arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi hepsinin maç oynaması 10 oldu ve aralarındaki kimya tam oldu. Görmüş olduğunuz gibi Snyder 7. Herkes tam olarak loyalty yani sanki paketten çıkarmış gibi bağlı oldular kulübümüze. Şimdi dilerseniz hemen hepsini gönderelim arkadaşlar ve verecekleri paketlere bakalım. Öncelikle Quad zaten bu şekildeydi. Herhangi bir loyalty falan istemiyor. Bu topçularımızı gönderiyoruz. İlk challenge'ımız tamamlandı. İkinci challenge'ımız Sixes diye bir challenge. Altılar. Altları da hemen şöyle gönderdim. Altları gönderdikten sonra hemen buna geçiyorum arkadaşlar. Burada da ben dediğim gibi burayı daha ucuza yapabilirsiniz. Hatta ben bunu büyük ihtimal Facebook grubumuza paylaşırım. Size bunun daha ucuzunu Facebook grubumuza katılmayı da unutmayın. Bunu da gönderdik arkadaşlar. Şimdi Ten Nations Hybrid var. Ten Nations Hybrid'i de hemen şu şekilde gönderiyorum. Evet. Challenge'ımız tamamlandı arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi Hybrid Nations Completed. Verdiği paketler Premium Gold Players Pack ve 5K Coins. Çok bayağı ucuza bunu tamamlamış olduk. Şimdi League and... Evet arkadaşlar şimdi League and Nation Hybrid'e geliyoruz. Yalnız League and Nation Hybrid'e geldiğimiz zaman arkadaşlar bu Semi Pro'da bir değişiklik yaptım. Benim az önce koyduğum kadro 99'luk kadroydu yani 99 kimyası vardı. Şimdi bunu koydum arkadaşlar ikisinin fiyatları aynı. Yalnız burada tek sıkıntı şu sol kanat arkadaşlar. Bu sol kanada bayağı isim var. Yani şöyle göstereyim size. O renk kimi almanız gerekiyor arkadaşlar. Şurada bunun SG2 yapıyorsunuz burayı. Onun için arkadaşlar LM yani Türkçesi ile TLO yapıyorsunuz ve buradan bir tane arkadaşlar Alman'ı alabilirsiniz. Buradan bir tane Alman futbolcu aldığınız zaman zaten işiniz kapanacaktır. İstediğinizi alabilirsiniz şu sol kanada. Ama dedim ki bunların bir sürüsü zaten arkadaşlar Futet'te falan filan var. Ben başta yanlış kurduğum için kadroyu şimdi düzelttim. Semi Pro'yu da tamamladık. Profesyonel'e geçiyoruz arkadaşlar. Profesyonel'de de görmüş olduğunuz zaten bu kadromuz hazır. Hemen bunu da yolladık arkadaşlar. Buradan da hediyelerimizi aldık. Evet arkadaşlar profesyonelden sonra şimdi de World Class'a devam edeceğiz arkadaşlar. Videoda fark ettim ki ben bir tane Süper Lig kadrosu yanlışlıkla Kayer'i kullanmışım. Ama sıkıntı yok şimdi Kayer'le girdim tekrardan 10 maçı yaptım ve bunun da loyalty'sini tamamladım. Şimdi dilerseniz arkadaşlar bu kadromuzu da gönderelim. Bu kadromuzu da gönderdiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir tane Rare Gold Pack ve 4000 coins'imizi cebimize koyduk. Şimdi bir sonraki Squad Building olan Legendary'e geldik. Legendary'de de arkadaşlar zaten 10'ar maç yapmıştık. Şimdi bu kadromuzu da gönderiyoruz ve bu kadromuzu gönderdiğimiz zaman bir adet 50K'lık paket geliyor. Dediğim gibi arkadaşlar ben bu videoda size bir sürü göstereceğim. Ve hani bu gösterdiklerimden diyelim siz hangisi kafanıza yatarsa arkadaşlar onu yapabilirsiniz. Hani illa bir tanesini yapmak zorunda değilsiniz. Diyelim sadece 50K'lı da yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi bir sürü fake hesaptan girip her hesabınıza 60K atıp bunları sırayla yaparsanız arkadaşlar bana inanın ki inanılmaz bir şekilde coins kasabilirsiniz. Şimdi bir sonrakine geçiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki Hybrid League. Hybrid League'den Starting Eleven arkadaşlar. Zaten buradaki 3 tane arkadaşlar kimdi? Gomez, Cambiasso ve Salvio'yu da zaten demiştim 3 tane oyuncunun burada loyalty'sinin olması lazım. 3 tane oyuncuyu da zaten 10 maç yapmıştık görmüş olduğunuz gibi. Diğerleriyle 10 maç falan yapmadık tabii ki. 3 tane oyuncu yetiyordu. Bunları tamamladıktan sonra bunu da gönderiyoruz arkadaşlar. Bu Hybrid liglerden sadece Starting Eleven yapacağız. Çünkü en karlısı bu arkadaşlar. Diğerlerini boş boşuna yapıyoruz ve verdiği paketler kötü. Buradan sadece Starting Eleven yapıyorsunuz. Toplamda 5700 coins karşılığında 25K'lık bir paket geliyor arkadaşlar. Ardından tekrardan Squad Building'e giriyoruz. Buradan arkadaşlar liglere gelin. Liglere geldikten sonra arkadaşlar direkt rotamızı hemen Süper Lig'e çeviriyoruz. Süper Lig'de hemen aşağıya doğru iniyoruz. İlk olarak Beşiktaş var arkadaşlar. Beşiktaş'ın kadrosu birazcık pahalıya tutuyor. Hemen şöyle göstereyim size. Ben bunu tekrardan size göstereyim. Hani ben dediğim gibi Beşiktaş birazcık pahalı tutuyor. Ama ben tabii ki sizler için hemen Beşiktaş'ı da yapacağım. Beşiktaş yapabilmek için arkadaşlar hemen şuraya bir tane Adriano almanız gerekiyor. Buraya bir tane Abu Bakar almanız gerekiyor.
Buraya da Abubakar'ı alıyorsunuz. Forvet arkası arkadaşlar, bir tane Anderson, Talisca aldığınız zaman bu kadroyu da tamamlayabiliyorsunuz. Beşiktaş'ın arkadaşlar toplam maliyeti 6900 coins tutuyor ve verdiği paket 25k. Diğerlerine göre birazcık daha pahalı diyebiliriz arkadaşlar Beşiktaş'ın kadrosu. Ama inanın ki 25k pakete karşılık verdiği şey hiçbir şey. Ve hani şunu da unutmayın arkadaşlar, gerçekten SBC paketlerindeki şans diğer paketlere nazaran çok 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 daha fazla. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Yani ben çoğu takipçim açıyor ve SBC paketlerinden gerçekten daha iyi şeyler çıkarıyorlar. Mesela ben şimdi videoda izliyor arkadaşlar, hemen gözünüzün önünde alayım birazcık şöyle. Hani 150 coins'in falan lafını yapmayacağım. Hani bazı topçular falan da çok pahalıya gidiyor. Eğer sizin kulübünüzde falan varsa arkadaşlar, mesela Krasnodar'da oynayan futbolcular falan filan bayağı pahalıya gidiyor hani bazıları. O yüzden onlar eğer kulübünüzde varsa değerlendirmeyi unutmayın. Dediğim gibi burada bazı topçular mesela spesifik olarak pahalıya gidiyor. Diyelim Olcay Trabzon'a transfer olduğu için, diyelim Olcay'ın Beşiktaş kartı birazcık pahalıya falan gidebilir. O yüzden Beşiktaş 6900 coins tutuyor. 6900 coins karşılığı 25k'lık paket veriyor. Şimdi kendimize bunların da kazanılmasını bekleyelim. Zaten Abubakar da geldi. Şimdi ben size diğerlerini gösterene kadar bu da alınır zaten, almış oluruz. Şimdi single player'e tekrardan giriyorsunuz arkadaşlar. Buradan hemen Leagues'e geliyorsunuz. Tekrardan Süper Lig'e geliyoruz. Süper Lig'in arkadaşlar en karlı olayına geçiyoruz. Şimdi Galatasaray'ın challenge arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Galatasaray'ın challenge'ı gerçekten bayağı basit. Burada ben de bazı oyuncu kullanınca gidiyor. O yüzden tekrardan videoda alalım sizlerle birlikte. Buraya arkadaşlar Fernando Muslera alıyorsunuz. Fernando Muslera aldıktan sonra hemen yanına Aurelien Çelici alıyorsunuz. Ahmet Çalık oluyor mudur bakayım. Ahmet Çalık belki şeyleri karşılamıyor olabilir. Hemen şöyle bir deneyelim. Galatasaray kartını ekleyelim. Galatasaray kartını ekleyin, tamamdır. Bu şekilde de oluyor. Mustera ve Ahmet Çalı aldığınız zaman arkadaşlar tamamen bu challenge'ı tamamlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi ben videoda arkadaşlar alacağım artık. 100-150 coins'in hesabını yapmaya gerek yok. Videoda alalım. Sizler de görün, bu Galatasaray falan filan arkadaşlar hiçbir şekilde loyalty istemiyor. Direkt alıp koyabilirsiniz benim size gösterdiğim gibi. Çünkü zaten bende hiç önceden bu oyuncuların hiçbiri yoktu. Burada Ahmet Çalı'a bakalım arkadaşlar. Ahmet Çalık birazcık pahalı olsa bile, yani şu anlık biraz pahalı olsa bile arkadaşlar, buraya diyelim Çecu da alabilirsiniz. Diyelim bakalım şöyle Çecu'ya. Hani bunu ne zaman yaparsanız o zamanki marketin değerlerine bakın arkadaşlar. Hangisi ucuzsa ona göre yapın. Mesela Çecu 900-950'ye gidiyor. Hani Ahmet Çalık'a vermektense Çecu'ya şöyle 800'ü verebiliriz. Belki daha ucuz da vardır ama dediğim gibi videoda zaman kaybetmeye gerek yok. Buraya da arkadaşlar Çecu'yu koyuyoruz. Ve Galatasaray'ın şöyle bir iyiliği var arkadaşlar. Toplam kadro 5500 coins tutuyor. 1500 coins'ini zaten oyun size hediye olarak geri veriyor. Toplamda 4K'ya 25K'lık paket açmış olacağız sizlerle birlikte. Galatasaray arkadaşlar yolladım. Şimdi Fenerbahçe'ye geçiyorsunuz arkadaşlar. Fenerbahçe toplamda 6200 coins'e 25K'lık paket veriyor. Burada da arkadaşlar doldurmanız gereken yerleri hemen şöyle size göstereyim. Öncelikle şuraya Martin Baba'yı çakıyoruz. Şuraya bir tane Martin koyuyorsunuz arkadaşlar. Buraya Martin koyduktan sonra sağ beke Şener'i koyuyoruz. Hemen şöyle sizlere gösterelim. Şener Özbayraklı arkadaşlar buraya koyuyorsunuz. Şener'i de buraya koyduktan sonra sol bek demeyeyim, Sekamış, Hasan Ali olur, K'ye olur. Herkes olabilir. Hatta şöyle direkt K'ye koyalım arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Hatta şöyle Martin'i çıkarıp arkadaşlar buraya şu şekilde Hasan Ali'yi alalım. Hasan Ali'yi aldığımız zaman arkadaşlar zaten işimiz tamamlanıyor. Görmüş olduğunuz gibi, dediğim gibi bazı oyuncuları birkaç tane challenge'da kullandığımız için bazen gidebiliyor. Ben öyle yapmışım daha doğrusu. Bu benim hatam da olabilir. Yani hani siz de diyebilirsiniz senin hatan falan filan. O da olabilir arkadaşlar ama dediğim gibi tamamen size kalmış. İstediğiniz şekilde kurabilirsiniz. Ben en rahat bu şekilde kurdum. Onu söyleyeyim size. Yani hiç düşünmeden tak 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 kurdum. Bayağı da zaten paket falan veriyor. Bu videoyu da zaten dediğim gibi uzun tutacağım. Herhangi bir şeyim yok. Önemli olan sizin anlamanız arkadaşlar. Şuradan hemen Simon Kaya'yı da alalım. Şu şekilde. 750'ye falan vardır herhalde. 750 aynen okey. 750'ye hemen Simon Kaya'yı da alıyoruz. Simon Kaya, Şener'i alacağız arkadaşlar. Bir de Şener'i aldıktan sonra Hasan Ali kaldırımı alacağız. Biliyorsunuz ki kimyamızı tamamlamak için. Şimdi Şener Özbayraklı arkadaşlar ne kadar gidiyor? Şöyle bir bakalım. Şener bazen pahalılaşıyor, bazen ucuzluyor arkadaşlar. Mesela bazen 900'den alıyorsun, bazen 450'ye falan gidiyor. Dediğim gibi tamamen marketin durumuna bağlı. Şener aldıktan sonra Hasan Ali'yi de alacağız. Şu şekilde dediğim gibi en karlısı Galatasaray geliyor buradan arkadaşlar ama ben size videoda hepsini gösterme durumundayım. Hasan Ali'den arkadaşlar şöyle çingenelik yapmadan 600 coins'e pat diye alalım Hasan Ali'yi de. Fenerbahçe dediğim gibi 6200 coins arkadaşlar size patlıyor ve verdiği paket arkadaşlar 25K'lık paket.
Bir tane daha seçimli squad building göstereceğim. Gerçekten bunlardan çok fazla kâra geçebilirsiniz arkadaşlar. Ben bu videoda size en kârlarını derledim. Sizler de bu en kârlarını yapabilirsiniz. Yani ben hepsini araştırdım, merak etmeyin. İnanın ki gözümüzden kaçan falan yoktur yani. Burada da arkadaşlar Beşiktaş'ı hemen şu şekilde tamamlayalım. Forvet diyorum. Sol beki Adriano. Adriano'yu buraya koyduktan sonra şuraya da Talisca'yı koyduğumuz zaman, Anderson, Talisca'yı da şu şekilde koyduğumuz zaman Beşiktaş'ın da challenge'ı tamamlanıyor. Hemen bunu da böyle gönderiyoruz. Beşiktaş'a gönderdikten sonra arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hediyemiz geldi. Türkiye'den son olarak da arkadaşlar Fenerbahçe kaldı. Fenerbahçe'yi de hemen göndereceğiz. Ama bakın neyi tutturamadık? Play from Sam Nation. Evet, bunu hatırladım ben şimdi. O yüzden evet arkadaşlar, Fenerbahçe'yi tamamlamak için Hasan Ali'yi ülkeden kaybettiğimiz için oraya dikkat etmedik. Buraya da Martin Şikörte'de koyarak tamamlayabiliyorsunuz. Bu kadromuzu da hemen bu şekilde gönderiyoruz. Dediğim gibi Fenerbahçe'nin maliyeti arkadaşlar toplamda 6200 coins. 6200 coins karşılığında kurabiliyorsunuz. Görmüş olduğunuz gibi hepsini kurduk arkadaşlar. Şimdi son olarak yani son karlı paket olarak arkadaşlar buradan hemen Jonas'ın squad building'ine geliyorsunuz. Buradan arkadaşlar Benfica'ya geliyorsunuz. Benfica'ya geldiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi kadroyu kurması sadece 5400 coins ve vermiş olduğu paket 25K'lık bir paket. Hemen bunu da gönderiyoruz arkadaşlar. Bunu da gönderdikten sonra bizim için en çok karlı olan SBC'leri, yani Squad Building Challenge kadro kurma görevlerini tamamlamış oluyoruz. Toplamda arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi verdiği paketleri şöyle göstereyim. Başlıklar Bronze Pack'ler, Rare Players Pack var arkadaşlar. Bir tane 50K'lık Gold Players Pack var, bir tane 12500'lük. Bunlar arkadaşlar Premium Gold Players Pack toplamda 25K arkadaşlar. Bunlar görmüş olduğunuz gibi bayağı var bizde şu anda. Bunlar bronzlar arkadaşlar. Premium Prime Gold Players Pack 45K'lık paket. 2 Players Pack arkadaşlar oyundaki en OP paketlerden bir tanesi. 2 Rare Gold Players Pack. Bunu da tam açıkçası kaç kaldı diye bilmiyorum. Zaten bunlar normalde yok. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar SBC'ler sayesinde bir sürü paketimiz olmuş oluyor. Toplamda ben kendi adıma konuşayım. Ben arkadaşınla yaparsan 57.400, kendi başına yaparsan 60.000 coins. Eğer bu dediğim gibi loyalty olayı için 20 maçı da kendin sezonlarda oynarsan 51.000 coins'e 360K'ya karşılık gelen paketleri açabiliyorsunuz arkadaşlar. Dediğim gibi bu cumartesi günü tekrardan Want to Watch kartları oyunda olacak. Want to Watch için özel kartlar çıkarsa bu paketler büyük ihtimal Want to Watch için özel olan paketlere dönüşür ve inşallah altı çizgili paketler çıkar. Sizler diye bir şey çıkarabilirsiniz. Ama dediğim gibi ben paketleri arkadaşlar büyük ihtimal yarınki videoda açarım. Haberiniz olsun. Şu an inanılmaz bir Team of the Week var. Bunun üzerine ben 2-3 tane draft oynarım. Şöyle toplamda 25-30 tane paket olur. Dilerseniz hatta yarın yayında bile açabiliriz. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi bu videoda bayağı emek var. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Tekrardan 1000 beğeni averajını geçelim. Ve yarınki paket açılımı videosunda veya yayınında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.